Sevgili dostlar, ikinci bölümde aynen devam ediyoruz güzel sohbetimize. Çünkü çok değerli iki konuğumuz var biliyorsunuz. Edebiyatçı, öykücü ağırlıklı diyelim. Mehmet Taşar hocamız, Coşkun Karabulut hocamız. Değerli şair, fikir adamı, denemeleri tadından zor okunan desem yalan olur. Sular seller gibi okunan. Ayşe'cim dedin ki ben bir hazırlık yaptım yine her zamanki gibi demiştin. Yok, hazırlığım ya. Şimdi bu kadar usta varken sözü ben öyle uzatmayacağım ama kısa. 23 Kasım 1906'da Sait Faik doğmuş efendim. 30 Kasım 1910'da da Kemal Tahir doğmuş. İyi ki doğdunuz dedim. Böyle ustalarımız her zaman. Ama yani yoklar ömür, ikisi de. Evet, yoklar ama eserleri var. Bunlar da yatsınlar tabii. Biraz önce de biz reklam arasında sevgili dostlarımızla işte şairlerden, yazarlardan, öykücü insan değil mi? Evet. Kemal Tahir, ondan sonra Orhan Kemal, büyük üstadları andık, evet. Yad ettik. Artık bunun üzerinden mi konuşurlar yoksa başka konuşmak istedikleri nasıl şey mi var? Coşkun Hocam'dan şu pılı pırtıdan birkaç şiir mi alsak ya? Ne güzel olur. Hadi Coşkun Hocam, şöyle bir keyiflenelim. Pılı pırtıdan okuyalım birkaç tane. Pılı pırtı olmadığını da bir daha tespit etmiş olduk. Kendine bir renk seç dediler. Akla karayı seçtim. diye bir renk seçimi. Çünkü... Kendine bir renk seç dediler. Akla karayı seçtim. Harikulade. 40 yıl düşünsen. Şimdi işte bakın. İşte bu. Herkesin ağzında olan söylediği sözler bunlar. Evet. İşte bir farkında olarak farklı biçimde söylemek, evet. Algıyı sarsmak. Evet. Belki ironi dediğimiz şey de bu. Evet. Coşkun Hocam'da fazlasıyla bol bol var. Çok. Ve gerçekten böyle mi olurmuş falan oluyor evet. İşte. Evet. Aslında günlük olaylarda değil mi? Çok evet. Kullanılan şeyleri müthiş. İnsanlara hatırlatmak. Büyük komedyenlerin değil mi? Yaptığı şeyler de aslında evet, o. Ama bizim müthiş bildiğimiz bir ama dikkat etmediğimiz şeyleri göz önüne evet. Vermek öyle değil mi? İşte sen de onlardan ben birisin. De buradan bir tane okuyayım hocamla. Hadi. Hocam sizinle böyle karşılıklı okuyayım. Hadi o düet zaman. Yaparım. Ha. Baba bu düet olacak şiirler değil, değil bunlar ama. Bizimkiler kısa. Ama sizin Akla Karayı seçtim çok kısa oldu. 2-3 tane okuyorsun evet, ama bence bana. De. Bence doktor de. Bana diyet vermiş, ben düet anlamışım. Ha babam yiyorum iki kişilik. Çok güzel ya. Ben bunu niye okumamışım? Unutmuşum demek ki. Okuduk onu. Okudum. Ama unuttum şimdi, demek ki. Şimdi İncir Çekirdeği diye bir şiirim var. Çok güzel. Hani konuşuyoruz ya, karıcı olmak falan. Şimdi hep evet. Maydanoğlum gelmesin. Hı-hı. Bir de yalnızlık okuyayım daha sonra peşine. Tamam. İncir Çekirdeği. Dünyanın en küçük şeyiymiş gibi... Küçümsenir nedense hep incir çekirdeği. Nice insanlar bilirim oysa bütün dünyaları bir incir çekirdeğini bile doldurmayan. Çok güzel. Çok, çok yok doğru. Var böyle adam. Bir de yalnızlık bu benim ilk şiirlerimden ama sevdiğim şiirim. Evet. Doğru şeyler düşünüp yanlış yerlerde durdum hep. Çok uzağım kendime ustam. Yalnızlığım bu yüzden. Çok güzel. Yalnızlığımı benden uzaklaşmaya bağlamışım. Evet. Aslında güzel bir konuya da değmişim. Çok güzel değmişim. Bir konu yakalamışsınız. Ve hep önce sözü, dedim ya demin bir olmak. Evet, sözüyle eylemi bir yani olmak. Onu yaptığım zaman, mutlu o ikisini birleştirdiğim zaman... Kendinizi buluyorsunuz. O zaman benim. Evet. Ve ben yaptığımda mutlu oluyorum. Evet. Ve o zaman aynı zamanda kendimi ifade edebiliyorum. Evet. Ve atmıyorum da böyle yani evet. Lafla değil, özümle sözümle. Evet. Ha, düşündüğüm... Yanlış olabilir, davrandığım yanlış olabilir. Ama birbirini tutuyor diyorsunuz. Ama ben oyum. Tabii. İşte onu yapmam lazım. Evet. Diyeken insanlar bunu yapmıyor. Evet. Ya adam güzel görünüyor ama göründüğü gibi olmuyor işte o Mevla'nın dediği gibi. Evet. Ya da göründüğün çok, gibi ol. Ya da çok laf söylüyor adam bilmem ne ama o işte İslamiyetli adam diyelim günümüzden çok şey yapar. Adam Müslüman gibi konuşuyor, Müslüman gibi davranmıyor. Ne hiç alakası yok. Evet. Ve en büyük zararı veriyor. Evet. O Müslümanım diyen adam çünkü Müslümanın hiçbir şeyini yapmıyor. Tabii. Oysa yapması gereken evet. Yapması gereken onun söylediği şeyleri yapması lazım. Ama işte onu kullanmış olup olarak para kazanıyor. Evet. Ne kötü bir şey. Ne yazık ki. Çok kötü bir şey. Evet. Bazıları da var. Onun dediği gibi yapıyor ama inanmıyor. Onları da aynı diyor. Hiç inanmayan insanlar gördüm. Yaşadım bunu da.
Ama adam Müslümanlığın talep ettiği şeyler yaşıyor, paylaşıyor. Bilgi sahibi, kimseyi kandırmıyor. Evet. Tamam mı? Adam dost canlısı ama adam inanmıyor. Ama evet. Onlar şey diyorlar. Aziz Nesin mesela. Yani evet. Gavurlar bizden daha Müslüman diye bir laf evet, vardır. Evet, yani, evet. Galiba. Yani acaba ben işte düşünüyorum acaba yaşamak düşündüğün gibi midir, davrandığın gibi midir? Evet. Bu inandığın şeyi bunlar düşünmek lazım. Tabii ki davrandığın yani ben gibi. İşte tabii bunları işte. Şey yaptırıyorum insanlara da düşünsünler diye canım. Bir felsefe yani, eğitimi yani, alsaymışız keşke. Şart değil felsefe eğitimi almak. Yaşamı okumak önemli. Evet olan. Ama tabii çok, yine. Ama tabii yaşamı okurken gözlerin açık olması, gönül gözünün açık olması evet, lazım. Evet. Öbür gözle değil. Bence evet. Eylemlerle yani. Eylem aynen, yani eylem olmadan bu iş olmuyor. Ben ona evet, şey yapıyorum. Adam diyor ki çok seviyorum. İşte kardeşim seviyorsan telefon et. Mesela yani. Bana ya da bir şey al. Evet. Ya da beni işte hastaysan ziyaret et. Bir şey yani oturup düşünüyorum. Ben seni çok seviyorum. Yok öyle bir şey. Evet. Ben bu bir şey getirdi aklıma. Şimdi yıllar önce İstanbul'dayken çok özür dilerim. Mina adında çok sevgili bir arkadaşım var. Aynı binada oturuyoruz. Benim alt katımda oturuyor. Şimdi Mina böyle nezle olmuş. Çok ciddiye almadım ben bunu. Hani nezle neyini ziyaret edeyim? O arada da oturdum Mine'ye kendimce bir şiir yazdım, tamam mı? Sonra daha sonraki bir gün gittim dedim bak diyelim ertesi gün. Mineciğim bak dün sana şiir yazdım dedim. Ya dedi ne yapayım şiiri dedim. Dün hastaydım gelip beni görmedin. Hani diyorsunuz ya eyleme dök seviyorsan git. Yani seviyorum mineciğim canım cicim diye yazmışsın neye yarar? Git kadını ziyaret et bir çorba kaynat. Bir portakal suyu sık kadını. Yani eylem vücut bizim düşüncelerimizi doğrulama alanımız. Evet. Onunla yapacaksın şeylerini. Evet. İfade edeceksin. Yani aynen, olmadan olmuyor yani. Aynen. Bir de zırnık diye bir şeyini okuyayım bitireyim. Lütfen arada okursunuz. Tabii niye? Zırnık. Zırnık? Zırnık. Zırnağa bile şiir yazıyorum ben düşün yani. Ne güzel. Bütün kokuları senden öğrendim. O kadar kokuyu koklattın da bana. Nedense hiç zırnık koklatmadım bugüne kadar. Hayır. Allah'ım ya. Nereden buluyorsunuz bunları ya? Vallahi Tütkiç hadi sen de perdeni oku bakalım. Buyur, ben şiddetten okuduğum bu eylem... Hani eylemin önemli olduğunu söylediğinizde benim çok hoşuma gitti. Onu peki, paylaşmak tamam, istiyorum. Uğur böceğiyle Kara Fatma'yı, kalorifer böceğini yan yana koymuşlar. İşte diyorlar ki yani kimse görünüşü önemli değil demesin. O zaman Uğur böceğini sevdiğiniz kadar hamam böceği de seviyor olmanız lazım. Evet. Benim de aklıma şu geldi. Evet. Dedim ki insanlar dünyada ve ahirette eylemleriyle yargılanır. Yahu kalorifer böceği Kara Fatma giriyor bütün karanlık rutubet yerlerde geziyor. Uğur böceği, ateş böceği hep de böyle dağda, taşta, yeşilliklerde doğru, geziyor. Doğru. Yani onun yaptığı güzel eylemlerle şimdi doğru, Kara Fatma'nın yaptığı bizde. Bir mi? Bir mi yani öyle değil mi? İnsan da görüntü değil aslında. Yani. Görüntü bir noktaya kadar bir tabii. Bir noktaya kadar. Mesela hep Notre Dame'ın Kamburu filmi gelir aklıma. Notre Dame'ı ilk gördüğümüz an iğrenç nefret bir tip. Evet. Ama sonra nasıl severiz onu? Tabii. Hani, görüntü tabii ama önemli yani ama şimdi az önce de konuştuğumuz o fiziksel yapı eğer inanıyorsanız Tanrı'nın ortadaysanız doğanın evet, yani ona biçtiği bir misyon. Evet. Dolayısıyla o karanlıklarda ve rutubette yaşayacak. Evet tabii. Bu La Fontaine masalları aslında bu adama idam etmek lazım. Geçen hafta da benzer bir laf yani konuşuldu. Bütün şeyleri böcekleri insan davranışlarıyla işte böyle benzeterek doğadaki bütün o canlı fukaralara yani düşünme yetisi olmayan, düşündüklerini uygulama yetisine sahip olmayan içgüdüleriyle barınma, doyma işte gibi hı hı, ancak onlar için hareket edebilen canlıları bir anlamda sen şeytana, ötekine, berikine, daha doğrusu insanın bütün zaaflarından kaynaklı şeytanlıklarına hayvan bir örnek olarak gösteriyorsun. Hı. Evet, mantıklı. Dolayısıyla yani, ne suçu var hamam böceğinin? Öyle yaratılmış. Evet. O istemez miydi? Doğru. Tabii. Yani uğur böceği gibi böyle yaprakların tabii, çiçeklerin içinde uçmak, uç böceğim uç. Yani. Kafka'nın Dönüşüm diye bir kitabı var evet, biliyorsunuz. Aynen. Orada bir böyle Kara Fatma'yı... İşte ondan esinlenmiş evet, zaten. Evet, anlatır. O şeyi de biliyorsun Ağustos böceğini.
Geçen haftaki o anekdotu anlatsana evet. bir lütfen. Yani La Fontaine niye cezalandırmış garibim Ağustos böceğini diye konuştuk bir iş. Ya. Oyun yazmış tiyatrocu arkadaş. 16 yıl toprağın altında doğmayı bekliyormuş. Evet, 16 tabii, yıl mı? Tabii. Işte, 12 yıl. Ondan sonra da bir ay yaşıyormuş. Evet. Siz olsanız çalışır mıydınız? Kelebek de öyle. Evet. Yani bir anlık evet, bir günlük kısa, diyoruz ama. Evet. Ama hayır onun ama onun yavru olarak bekleyişi uzun. Çok enteresan. Evet. Evet neyse şiirler. Evet. Hadi şu perde şiirini okuyalım. Şu perde şiirimi okuyayım sizlere bırakayım. Perde. Neden kapatırız perdelerle pencereyi? Dışarıdakiler bize bakmasın. Biz onlara bakalım diye mi gizli? Hiç suçu yok mu eylemlerinden bağımsız göz denen faili meçhulün? Neden perdeler asılır ayaklarından tavana sade? Korniş denilen cellatın elleriyle masum ve yorgun. Ancak bir ev kadını bir perdenin masum ve yorgun halini düşünür herhalde. Ama işte işte az önce konuştuğumuz Coşkun Bey'in de bütün şiirlerin örneklerini verdiği şey o. Yaşamın içinden yani günlük yaşamda her zaman karşılaştığımız ama çoğu zaman ne olduğunu düşünmediğimiz, farkına varmadığımız şeyler. İşte algıları sarsmak dediğim olay da o. Onlar zaten sanatçının ya da şairin, yazarın neyse yapması gereken de o. Algıları ki sarsmak. Hep söylenir, dünyadaki söylenmemiş söz yoktur diye. Evet. Şair onu yeniden üreterek, yeniden yaratarak yeni bir biçimde sunmak zorunda veya yazar. Dolayısıyla çok güzel bir örnek var. O Sarıkamış'a giderken otobüste arkadaşlara dedim ki bir şiir yazdım. Tam böyle mi bilmiyorum ama Küçük İskender'in Peyste paylaşılmıştı. Oradan görmüştüm. Diyor ki siz kaçın kurtulun. Ben anıları oyalarım. Vay be. Ne kadar güzel. Müthiş güzelmiş. Ya şimdi anıları oyalarım. Algıyı sarsmak dediğimiz bu. Yani yani anılardan kurtulmak bu kadar belalı bir şey. Ben onları oyalayayım, siz kaçın kurtulun. Hiç olmazsa diyor. Siz kurtulun. Bir de kendini feda etmek vardır ya. Ben bunları oyalarım, siz kaçın kurtulun. Ben kendimi feda ederim. Çok bu kadar da anılara feda etmek. Ama böyle söyleyince şiir oluyor işte. Evet. Ve kolay kolay şiir ezberleyemem. Bir anda aklımda kalan şeylerden bir tanesi oldu. Azizim de kaldı, sağ olun. Vallahi çok güzel. Bize de mırladınız. Yani buna benzer şeyler. Yani günlük yaşamın içinden, kullandığın eşyalardan böyle şeyler üretebilmek. Bunu becerebilen çok ender sayıda şair, yazar arkadaşlarımız var. Evet. Ve yani kutluyorum çünkü çok. Bu bir farkındalıktır. Müthiş. Herkesin gördüğü şeyin dışında bir şeyi görmek ve gördüğün şeye bir işlev yüklemek. Evet. Yani şimdi hamam böceğine o işlevi yüklemiş adam. Haksızlık etmiştir falan. Biz de belki o algılarla onlardan korkuyoruz. Evet. Tabii hamam böceğine Kafka'da acır insan. Değil mi? O kitapta acıyorsun yani. Evet. Ya dolayısıyla Adana'da çalışırken yıllar 88 yılında bankada iki tane Fatma vardı. Müfettiş dedi ki Fatma'yı gönder dedi. Hangisini dedim? Sarıyı mı kara Fatma'yı? Birisi biraz esmerdi. Adamlar yerlerine ya adamı hiç değişmiyor. Kara Fatma. Her yerde kara insan. Gerçekten hiç unutmam. Hay Allah'ım ya. Aman hocam dedi ya ne yaptın dedi bizi mahvettin dedi ya. Yani tanımladım yani kara Fatma da yanımda oturuyor. Yani. Esmer bayağı arkadaşlar. Alınmamıştır umarım. Alındı bayağı da kızdı bana. Alındı mı? Dedi hocam dedi siz bu şeyler dedi eşinize söyleseniz dedi. Söylemez gerekeni bize söylüyor. Kızıyorum böyle bazen. Dedim eşime söylesem beni eve koymaz. Amiriyim onların. Ya ben de alışığım ona çünkü kara olduğum için. Ya sonra düşündüm ki Allah'ım ya bunlar mutlaka bana bir şey söyleyecek. Ya tek karam dedim kara olmak olsun yani. Hayır. Bunun önlemi basit. Önce sen söyleyeceksin. Evet. Çok doğru. Ya ondan sonra kimsenin söyleyeceği bir laf kalmıyor. Evet. Önce söyle kazanır. Ben söylüyorum. Yani şimdi, karayım yani o kadar. Ne güzel. İnsanlar kara olmak için dünyanın parasını harcıyor. Evet. İnsanın kalbi kara olmasın diyorum. O kadar. Bizim karamız dışımıza vurmuş diyorum. Kalbimizde bir kötülük kalmamış diyorum. Ben de, dalga geçiyorum artık ne yapayım. Ben de Esmer çok sevdiğim için. Ama yani bu yani kendine barışık olmanın da yolu. Yani bence insan, yani tabii. Ben hiç kurtulamıyorum. Benim soyadım Karabulut zaten. Evet.
mesela. Evet. Ama kendiniz böyle çok şeysiniz ya, aydınlıksınız değil çok, mi? İyimser, pozitif enerji veriyor. Çok. Şimdi... Sürekli adını duyunca bile gülümseme yayılıyor dudaklarımıza. Göze hitap ediyorsunuz demiş, baksana. Ya böyle kısa şeyler insanda nasıl var kalıyor değil şimdi mi? Şimdi evet, kalıyor ve insanın vurucu ömrünü uzatıyor aslında. Aynen öyle. Ha, pirzola insanın... yemiş gibi olduk ya bundan beri. İnsanın ömrünü uzatan şeylerden de fazla uzaklaşmadan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen. Yani sanıyorum ilk Mersin kitabı var biliyorsunuz. Özellikle bölgeye ama öncelikle geçen yıl oldu da pek sönük geçti. Öncelikle de Mersin'e hitap eden bir şey. Bütün edebiyat dostlarının, kültür sanat dostlarının bir kere o fuara katılmalarını, evet, en azından izlemelerini. Çok doğru. Dün biz açıkçası gittik. İstiyorum. Çok güzeldi. Onun dışında yarın Coşkun Hocam'ın imza benim imza günü var. İnsanları bekliyorum. İmza günü var. Evet. Sevgili dostlar lütfen. Perşembe günü bizim, evet, arkadaşlar da var. Hı-hı. Ve bu arada bir teşekkür borcumuzu da buradan iletmekte yarar görüyorum. MEYAT'taki yönetici arkadaşlara standlarını bizimle paylaştılar. Sağ olsunlar. Dolayısıyla İşte böyle bir dayanışmayı gösterdikleri için onlara teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Söylemesem eksik kalırdım. İyi ettiniz. Evet. Dedikten diğer sonra... arkadaşlar standlarını bize haber vermediler. Onunla da şikayet edeyim. Başka 40 yıllık arkadaşlarımız var. Stand açtıklarını bize haber vermedikleri halde ilk defa gördüğümüz insanlar standa bizi davet ettikleri için teşekkür ediyorum. Öbürlerine bir şey söyle. söyleyin. Ben dostluklardan insanların eteğindeki taşları atmasınlar. Hiç haber bile vermiyorlar. Demin de bir İçer Sanat Kulübü'nden bir arkadaşa rastladım. Nazmi Bayri yıllardır arkadaşım. Evet. Davet ediyoruz defalarca. Evet. Ne, hiç haber vermezler, kendileri sadece. Evet. Mersin Şairler Yazarlar Derneği, Meşşat arkadaşımız var, Abidin Bey kendi kurulmuş oraya, hiç bizlere haber vermiyor. O bırakmış ama, o yüzden. Hayır, ben... orada olduğunu arkadaşlar görmüştü yani orada. Bırakmış da, arkadaşlar gelin, standımız vardır, buyurun gelin, standlarımızda yerleri çünkü Facebook'ta diyoruz ki, Mersin'e gideceğiz, geldik, evet, falan. Ya ne gereği var, gelin bizim standımızda da kalın falan demelerini bekleriz. Bekleriz. Ama ya, şu da var, hani Abidin Hoca sağlık nedeniyle ayrılınca orada bir böyle şey oldu. Bir devir teslim, bir ne bileyim bir sarsıntı oldu herhalde. Arkadaşlar tam, evet, görevlerin bilincinde de değiller. Bilsinler ya. Burada onun için söylüyorum. Ama arkadaşlar, ikinci değil mi? Üçüncü de artık adet olacak Mersin, evet, kitap fuarı. Artık herkes bilsin. Aynı eşini güzel. Şimdi bir hafta değil mi? Evet. Kitap fuarı açık. Yarın kadar. Coşkun Karabulut, evet, hocamız, evet, kitaplarını imzalayacak. Evet. Mehmet Bey de beraber. Mehmet Taşar hocamız kitaplarını imzalayacak. Yine beraber. Yine Perşembe günü benim ayrıca Melih Ünal Kar ve Ali Özören Bey ile birlikte şeyimiz yani var. Yani memleketimizde kitaplarımızı imzalatmak benim için çok... Artık burası benim ikinci memleketim. Tabii. Karşıyız ama ilk şiir kitaplarımızı burada çıkarttık. İlk şiire burada başladık. Çay dostlarımızla biz burada ta... Hani kısa pantolon giyerlerken diyelim, evet, burada 30 yıl önceden, evet, şiir 90 yılından beri biz Adana'ya giderdik, Adana'dakilerle buluşurduk falan. Onun için Mersin'de şiir etkinliğinin olması kitap fuarının ben koşa koşa geldim. Tabii, onun için güzel. De yarın da arkadaşlar koşa koşa yavaş yavaş da gelebilirler. Vallahi ne güzel oldu. Hem sizlerle böyle tatlı, evet, bir sohbet, evet, yapmış olduk. Bekliyoruz. Hem özlem, evet, giderdik. Çok güzel oldu. Aynı zamanda yani bu Mersinlileri de bekliyoruz yani. Evet, tabii yani dergiyi de beraber tanıtıyoruz. Yaşam Sanat Dergisi var. Dedi ki Anadolu'daki dergileri destekliyoruz. Evet. Adana'dan çıkıp bütün Türkiye'ye yayılan ve, evet, Türkiye'den her yerinden yazarların olduğu bir dergi. Evet. İstanbul'da, Ankara'da kitap evlerinde satılan bir dergi. Evet, çok arkadaşlar kaliteli bir ürün dergi. Gönder desinler, abone olsunlar, evet, desteklesinler dergimizi ki, tabii, biz de bir Anadolu olarak İstanbul, Ankara'yla hani onlara minnet duymayalım, biz kendi dergilerimizle çok var olalım. Çok çünkü onların kapılarında yatmayalım illa ki bir şiirimiz çıksın da bilmem ne falan diye, tabii, kendi dergimizde yazılarımızı, evet, çıkaralım. Çok da kaliteli bir dergi. Çok kaliteli. Hem içerik olarak, evet, hem görsel, evet, olarak. Derginin, evet, yönetmeni Mehmet Taşar arkadaşımız, evet, Adana'dan. Aynı zamanda Aysat Adana Yaşam Sanat Derneği'nin başkanı aynı zamanda. Evet. Yani zaman zaman kültür etkinliklere gidiyorlar. Yani bu bölgenin Adana, Mersin'deki bölgedeki insanların, şairlerin desteklemesi gereken bir dergi ve dernek. Kesinlikle. Onun için, evet, buradan duyuruyoruz. Evet. Ve biz de dinleyenler de varsa hepsine selam ediyoruz tabii. Yani ben şair dostlara hakikaten seslenmek istiyorum. İstanbul olsun bir sürü dergiler var ama hakikaten
muhatap bile olmuyorlar insanlarla. Yüz yüze konuşamadığın, evet, görüşemediğin insanlara, evet, bence rica minnetten çok, yani Anadolu'muzda çıkan daha samimi. Ve ben biliyorum ki Mehmet Bey ne zorluklarla bu dergiyi çıkarıyorlar. Çünkü biz de Meşşat'ta yaşadığımız dönemlerde, tabii, bir dergi çıkarmanın ve bunları Türkiye'nin ve birçok yurt dışına gönderilen yerlerin ne kadar zor ulaştırıldığını, maddi desteğin, hiçbir yerden maddi destek olmadığını biliyoruz. Hı hı. Ya birazcık bu konuda dertli olduğunu inanıyorum ama siz ne dersiniz? Hayır, hayır, ben şöyle bir söyleyeyim. Emek veren bir insan olarak. Teşekkür ederim. Yani dertli olduğumuz doğru. Derdimizi anlatmak için zaten mücadele sanat ediyoruz. Sanat olup da dert olmak doğru. Tabii. Ama şu var. Bunun ne kadar zor olursa olsun, kimse bana veya bize şu dergiyi çıkarın diye talepte bulunmadı. Bu bir gönül işi. Ben, evet, kesinlikle gönül işi. Her arkadaşın kendi sorumluluk alanıyla ilgili bir şeyler yapması gerektiğine inanıyorum. Hı-hı. Ve biz bu dergiyi başladığımızda birkaç kişiydik. Bugün Türkiye'nin her yerinde dostlarımız var, kapılarımız var, gönüllü arkadaşlarımız var. Ne ve güzel. Onlarla birlikteyiz. Ve edebiyat çevresinde de bir kabul gördü. Yani İstanbul'da, Ankara'da çıkmış dergiler kadar, hı hı, düzeyli, içerik ve biçim olarak da, hı hı, o şeyi koruyan bir dergi. Üstelik aylık çıkabilen ender dergilerden bir tanesi. Ha, aylık değil mi? Evet. Dolayısıyla yani bizim buna bir şekilde sahip çıkmamız gerekir. Çünkü söylediğim bir şey var. Dergiler edebiyat denizine su taşıyan dereler, ırmaklar, çaylar gibidir. Evet. Dolayısıyla dergiler olmazsa o denizi beslemek mümkün değildir. O edebiyatı beslemek mümkün değildir. Biz de bunun bilincinde olarak hareket etmek zorundayız. Biz buna aracılık etmiş oluyoruz. Yazan arkadaşların da kendilerini bu alanda bir kere zaten kabul ettirmeleri gerekir ki o edebiyat denizine ulaşsınlar. Hı hı. Umarım güzel şeyler olur. Güzel şeyler de oluyor. Hı hı. Yani örneğin belki yavaş yavaş gidiyoruz ama sağlam adımlarla her gün ya da her yıl üstüne bir şeyler koyarak devam ediyoruz. Hı hı. O nedenle bütün zahmetleri falan değiyor. Unutuyorum ben. Evet. Sevmesen bir de şey, bir deli gerek ya bunları yapmak için. Yani akıl insana yapacağı iş. Doğru, çok vallahi doğru. Daha doğrusu edebiyat gerçekten akıl işi değil. Onun için. Aynen. Benim gibi deliler gerek. Sağ olsun. Coşkun Bey de burada zaten her zaman gönül birliği ettiğimiz, yazılarımla birlikte hep paylaştığımız, etkinliklere beraber katıldığımız büyük destek veren arkadaşımız ve az önce söylediğim gibi Türkiye'nin her tarafında bu işe gönül vermiş, omuz vermiş çok değerli arkadaşlarımız var. Evet, evet. Yani bu hem genel olarak kabul görmüşlüğümüzün bir işareti hem de Türkiye'nin neresine gidersek gidelim kapısını çaldığımızda kapısını açacak, merhaba diyebilecek insanların olduğunu gösteriyor. Umarım bu çoğalarak sürer. İnşallah. Evet. Bizim de dileğimiz biz bu. Biz de dergiyi değil mi defalarca okuduğumuz, hı-hı, bir dergi. Hakikaten, hı-hı, çok kaliteli. Çok kaliteli. Yani yüzümüze söylemiyorum, evet, çok kaliteli. Evet. İnsan bir şeyler öğreniyor yani, değil mutlaka mi? Mutlaka. Ben de abone oldum. Mutluyum, evet, bu yönden. Kutluyorum seni darısı başıma. Ama abone olmak isteyen dostlarımız olursa Damla Damla Şiir Kanalı 2000 TV'ye bize ulaşabilirler. Şiirlerini gönderebilirler. Biz program yapıyoruz ama inanın çok amatör ruhla yapıyoruz ablamla ikimiz. Aynen öyle. Tabii tabii. Yani anılarımızı bile anlattığımız oluyor. İnanın sevgili dostlar. Lütfen siz de bize ulaşın. Ne söylemek istiyorsanız burada sizin sesiniz olalım. Doğru. Ayşe, sizin sesiniz olalım deyince var mı dostlarımızdan paylaşmak istediğin var, birkaç şiir? Var tabii canım. Onların da gönlünü kısa alalım. Kısa kısa alalım. Hadi, bir iki tane. Lütfen. Evet. Ayhan Çıkın hocam. Biliyorsun, ay, Ege'den. Çok selam olsun. O şiirin sesi diye minik bir canım şiir benim var. Hı. Bırak şiire dursun yüreğim. İnan en saf sestir şiirin sesi. Bazen sevdanın türküsü olur, bazen de yaşamın ta kendisi. Çok güzel. İşte bu yaşamın ta kendisi değil mi? Aynen. Bizim üstümüze vazife oluyor ve sizin, evet, dediğiniz gibi, evet, deliliğe soyunuyoruz. Şöyle aklı su bir adam oldu mu ben sıkılıyorum valla. Ay çok sıkıcı bu. Şey ama yani hayatın kendisi ciddi bir iş. Ama hayatı ciddiye alarak da bir yere varmak mümkün değil. Aynen öyle. Coşkun Bey'in ironisi işte. Belki de herkesin sahip olması gereken bir duyguyu da aslında anlatıyor. Çok zor. Yani şaka yapmadan, dalga geçmeden, farklı yönlerini vurgulamadan hep sana bindirdiği yükü kafanda tasarlarsan yaşama şansın yok. Doğru. O nedenle
bütün bu olumsuzluklar, her zaman söylüyorum. Yani karamsar olmak için çok neden var. Evet. Ama karamsarlık bize yakışmıyor. Yakışmaz. Bana da bir hüzünlenelim. Tabii. Hüzün güzel. Olsun. O olmaz. Allah geçmiş yani. Olduğunu alalım. Evet. Bu başka bir şey ama karamsarlığa varmadan belki de geçmişin değerlerini bugüne taşımanın kaygısını gidelim. Evet. O zaman daha güzel şeyler çıkacağına inanıyorum. İnşallah. Bu arada gazetemiz de var, siz onu görmediniz. Ha, evet. Ama burada daha rahat davranabiliyoruz. Yani kültür sanat etkinliklerine de haber vermesi açısından. Ha, dergimiz Yaşam Dergimin Sanat, dışında. Evet. Gazetemiz Sanat'ta, Çukurova Sanat. Haftalık mı? Bu yok. O da aylık. Bu da aylık. Bu bölgenin da aylık. Kültür sanat haberlerine evet, çok güzelmiş. Yer verelim. Coşkun Bey, şu kızı hatırlıyor musun? Tabii. Benim kitabı kucağıma aldığım kız. Evet. Ve kitabını aslında onun fotoğrafları da vardı ne ama. Ne kadar güzel. Çok tatlı bir çocuk. Maşallah. Ve işin garip, burada söylediğim bir şey var. Onu okumak istiyorum. Lütfen. Ama bulabilirsem tabii. Eline teknolojinin, ki bunun öyküsünü anlatayım. Hı hı. Coşkun Bey de kitaplarını imzaladı, kucağına aldı. Nerede oldu olay? Bu Sarıkamış'a gittiğimiz, Sarıkamış kesiminde köy okuluna gitmiştik. Sevgili dostlarımız köylülerle. Görmüyor. Çok güzel bir kız çocuğu resmen. Ve orada Hüseyin Demirci. Demirci diye bir arkadaşımız var. TRT'de çalışıyor aynı zamanda. Fotoğraflarını çekmiş. Bizim Kubilay diye bir arkadaşımız var. O da bu kızın fotoğrafını çekmiş. Hı. Bana hani dünyaca meşhurdur ya. Afganlı bir kız vardı. Kocaman evet. Gözleri. Yemyeşil gözlü. Şey evet. Yani ona çağrıştırdı. O heyecanını bizimle paylaştı. Bak abi bak nasıl çok güzel yakaladım falan filan gibisinden. Küçük bir kız çocuğu. Bu kızı anlattım da son cümleyi söyleyeyim. Hı hı. Özellikle Hüseyin'i anlatmak açısından ama başkalarını eleştirmek açısından da değil. Elinde teknolojinin son harikaları olan fotoğraf makinelerini alıp sümüklü çocuk arayan, nasıl da toplumcuyum ayaklarına yatan romantiklerden değildi. Hüseyin için söylediğim. Çok güzel. Şimdi adamın parası var. Teknolojinin harikası şeylerini de alıyor. Ondan sonra sümüklü çocuk. Çöpte çöpü karıştıran şey. Bütün bu şey romantizmi. Fakir edebiyatı diyorum ben ona. Evet. Yani genel tabir o tabii. Fakir edebiyatı. İşin edebiyat kısmında. Evet. Aynen. Yani bu çocukları o zaman da işte hep beraber gittik. Sağ olsun çok büyük bir katkısı oldu Coşkun Bey'in de. Orada belediye başkanımızın da. Beni hep oradaki ilgi falan ilgilendiriyordu. Hep düşündüren şey şu oldu. Biraz sonra biz buradan gideceğiz. Tezek kokuları o evlerin yanlarında, bahçelerinde devam edecek. İşte biraz sonra daha o zaman ekinler bile yeşildi. Haziran'da gitmiştik, Ağustos'ta gitmiştik. Ot telaşında toplayacaklar çünkü bir kış uykuya yatacak o topraklar. Evet, tabii. Gelecek bahara uyanılacak kadar. Karlar içinde. Yollar evet. Kapanacak. Dolayısıyla yollar kapanacak. Yine onlar yalnız kalacaklar. Yine kendi hüzünleri, kendi acıları, kendi sorunlarıyla baş başa kalacaklar. Biz kendi dünyamıza döneceğiz. Tabii. Beni hep biz gittikten sonra orada kalacak çocuğun hüzünlü gözleri ilgilendiriyordu. Evet. Yani gerçekten onları tanımakla biz hayatımıza çok şey kattık. Umarım bizim gitmemiz onların hayatında bir katmıştır. İnşallah. Farklı mutlaka bir şey katmıştır. Mutlaka katmıştır. En azından ben ertesi gün babamın mezarı falan da orada. Mezarı ziyarete gittim. Oradan inerken aşağıda kendi mahallemde biz kitapları imza günü yaptık. O 50 sene önceki mahallemde çocuklara kitap verdik. Vay canına. Şimdi orada bir kız 17-18 yaşında bir kız Coşkun amca dedi kitabını gece okudum sabaha kadar dedi. Çok güzel vurucu şiirler var dedi. Yani okul anlamış bir de çok direkt doğrudan gidiyorsun böyle şey. Ve o kadar mutlu oldum yani Sarıkamış'ta onu okumuş ve bana eleştirisini yapıyor. Yani normal bir okuyan bir insanın gibi. Ve normal edebiyatla ilgili bir insanın şeyi gibi yani. Onun o şey yapması yani şiirler çok vurucu olmuş dedi bilmem ne. Anladı mı diyemedim artık çünkü anlamış şey yapmış. Çok mutlu oldum. İnsan yorgunluğu gidiyor. Tabii canım yani öyle bir. Öyle bütün yorgunluğu yani, bitiyor yani. Ne güzel ya. Biz onlara kitap verdik geldik kendisine. Ne güzel olmuş. Yani bu işte o romantizmi
değil de işin gerçeğinden yola çıkarak, gerçekliğinden yola çıkarak yaptığın şeyi eylemlerle destekleme evet. anlamında bu tür güzel bir şey. Evet. etkinliklerin çok büyük yararı oluyor. Sanıyorum evet. zamanımız doldu. Acı haber geldi, ne yazık ki program bitti. Ama çok zevkli bir sohbet oldu, çok doyurucu bir sohbet oldu. Ederiz, çok teşekkür ederiz. Her zaman bekliyoruz. Ne zaman bu taraflara yolunuz düşerse başımızın üstünde yeriniz var. Çok sağ olun. Ben veda edeyim. Sevgili dostlarımız, bugün Coşkun Karabulut ve Mehmet Taşar hocalarımız bizimleydi. Keyifli bir sohbetti. Haftaya 15.30'da görüşmek üzere. Ben esenlikler diliyorum. Ben de Hıfzı Özpekmez'in şu küçük dörtlüğüyle veda edeyim sizlere. Kafayı yormam artık şu dünyanın haline. Ne dikeni isterim, ne meylim gül dalına. Kararımı verdim ben, dönmem böyle biline. Azrail'e küsmüştüm, barıştım, gidiyorum diyor. Ama siz daha çok umutla dolu olun. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili dostlar.